Birinci aşamada biz uygulamanın yapılacağı alanı belirliyoruz. Tamam. Bu alanın kalıbını çıkartıyoruz. Kendine özgü bir sistemiyle bu alanın boyutlarını ve kalıplarını Tamam. çıkartıyoruz. Sonra saçın çıkış yönlerini kalıp üzerinde belirliyoruz. Ha, bu da önemli. Tabii. Doğru yönde olması Doğru lazım. yönde olması lazım. Eğer hiç saçı yoksa kişinin arzu ettiği elimizde saç rengi ve örnekleri var. Kişinin arzu ettiği saç rengini ve saç örneğini belirliyoruz ama varsa saçı kendi saçından küçük bir tutam numune alıyoruz. Bu numuneyle kalıbını bir özel sipariş formuna istediği tüm özellikleri kaydederek formuyla, kalıbıyla ve saç örneğiyle yurt dışına gönderiyoruz. Oradan geliyor. Orada bizim sipariş formuna yazdığımız tüm teknik özellikler değerlendirilip göz önüne alınarak istediğimiz biçimde üretiliyor. Biraz da uzun bir biçimde üretiliyor. Buraya geldiğinde biz onu uygulayıp sonra istediği şekilde kesiyoruz, istediği şekilde şekillendiriyoruz.